Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Cümleten selamun aleyküm herkese. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Golvar.com ekibi size teşekkürlerini sunuyor. <laughs> Kanala desteğinizden ötürü, kanalı geliştirmenizden ötürü ve kanalı büyütmenizden ötürü arkadaşlar. Ee, i̇nşallah en kısa süre içerisinde de 23.000'i 24.000 yaparız. Böyle öyle gideriz. Bir kardeşimiz diyor inşallah hocam hedefi 100.000 yap. 100 bin olsun diyor. Valla ben herkesin Fenerbahçelilik seviyesinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Ve maalesef ve maalesef Fenerbahçe'nin gidişatının hani şu anki durumunun çok çok net olmamasından dolayı 100 bin hedefi koyamıyorum. Eğer benim kafamdaki proje gerçekleşirse bu kanal 100 bin falan hikaye olur. 200, 250 bin, 300 binleri bulabilir kafamdaki proje gerçekleşirse. Çünkü günümüz e, futbolunda yani günümüz futbolunda her şey skor odaklı. Her şey skor endeksli. Skor elde edemediniz müddetçe. Geçiş hücumunu iyi yapıyormuşsunuz. Bloklar arası kısaymış. Bilmem set çiziyormuşsunuz. Hücum setleriniz şöyleymiş. Savunma setleriniz böyleymiş. İşte geçiş oyunu oynuyormuşsunuz. Ne bileyim pasörünüz varmış yokmuş. İki tane 8 numarayla oynuyormuşsunuz. Kimsenin umurunda değil. Skor önemli. Yani skor her şeyden önemli. Tabii bir de transferler önemli. Ben inşallah yaz transfer döneminde bu kanalın en az bir 30 bini geçeceğini düşünüyorum çünkü yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bomba gibi bir yaz transfer dönemi geçireceğini şimdiden ben kefilim. Hocam Ali Koç var, bak Ali Koç varken kefil olma rezil olursun. Yok Ali Koç'a e, yani bu sefer inşallah diyorum yani inşallah beni de yanıltmaz sizleri de yanıltmaz başlayalım haber turumuza başlayalım duyum turumuza başlayalım. Fenerbahçe Abu Bakar için harekete geçti. Kaç kişiyle? Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan, şampiyonluk yaşayan, işte şöyle yapan, böyle yapan Abu Bakar, Alman sıra transfer olmuştu. Abu Bakar, Suudi Arabistan'da mutlu olmayan Abu Bakar, Suudi Arabistan'da mutlu olmayan tecrübeli golcü takımdan ayrılmak istiyor. Allah! Yani sizin kuracağınız cümlenin. Kamerunlu için Fenerbahçe harekete geçti. Abu Bakar yeniden Türkiye'ye dönüyor. Bak, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Yeniden Türkiye'ye dönüyor. Abu Bakr yeniden Türkiye'ye dönüyor. Bak haberde diyor. Beştaş ile çok başarılı işleri imza attı. Geçtiğimiz sezon yaşandı. Suudi Arabistan'dan ayrılıyor. Fenerbahçe talip oldu. Suudi basını al Nasr'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Kamerunlu golcünün Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia etti. Oy ole ole vel vel vel. Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine, arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Abubakar geldi. 2024'e kadar sözleşmesi var ve Fenerbahçe Abubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçmeyeceğini geçip geçmeyeceğine karar verecek diyor. Bakın az önce yeniden Türkiye'ye dönüyor yazmıştı. Aynı haber. 30 yaşındaki futbolcu Ocak-Şubat aylarında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. oldu hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı. Yönetim transferi bak. Yani Ocak-Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. olup hem de 8 golle gol kral oluyor. Yönetim istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. 22 resmi maçta 1611 dakika oynayıp 8 gol 4 asist sergilemiş. Bunu da belirtiyor haberde. Ben şunu söyleyeyim. Eee... Hatta daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Muleka'nın Jackson Muleka'nın gelme ihtimali Abu Bakar'dan fazla. İster bunu Muleka duyumu verdi olarak algılayın, ister Abu Bakar gelmeyecek olarak algılayın, ister her ikisiyim çıtık olarak algılayın. Siz bilirsiniz. Fenerbahçe'den Suarez ve Fe El Neni sürprizi. Şimdi video bitimine doğrudan ben size soracağım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor başlığa niye bunu koydun? Şuraya niye bunu koydun? Direkt engelleyeceğim artık bu arkadaşları. Çünkü bu arkadaşlar artık iyi niyetli yazıkkan düşünmüyorum. Hadi buyurun siz koyun başlığa. Abu Bakar için harekete geçti. Yeniden Türkiye'ye dönüyor yazmışlar. Şimdi de Suarez ve Elneni sürprizi demiş. Bir sezon daha başarısız daha tahammül olmayan Fenerbahçe 4 goldan atağa kalktı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı Kanarya orta sahaya Elnen'i düşünüyor. Düşünemiyor. Asıl bomba ise Luis Suarez ile patlatacak demiş. Olabilir. Süper Lig'de 8 sezondur şampiyonluğa hasret kılan Sarı Lacivertler'de başkan Ali Koç ve yönetim gelecek yıl için kusursuz bir kadro kurmak istiyor. Doğru. Her bölgeye alternatifli oyuncular arayan Kanarya gençlerle tecrübeli isimleri buluşturmayı hedefliyor. Doğru. Şampiyonluk yarışında tecrübeye de ihtiyaç duyan Kanarya gündemine dev isimleri aldı. Bunlardan biri Galatasaray'ın da peşinde olduğu Muhammed El -Neni. Tam doğru değil. Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Mısırlı Yıldız için temaslar başladı e, ee, devre temas vardı da şimdi yok. Tam bir gol makinesi. Ali Koç forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bunun için son 10 yıl adam gavran isimlerden Luis Suarez'in peşinde. Atletico Madrid ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı Yıldız ile pazarlıklar devam ediyor. 35 yaşındaki futbolcunun Kanarya'dan 6 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 5. Suarez kariyeri boyunca na na Nacional Groningen, Ajax, Liverpool, Atletico Madrid, Barcelona'da toplam 694 maça çıkmış. 437 gol atmış. 240 asist yapmış. Yani hemen hemen her maça bir gol katkısı sığdırmış. Bu arada bir çoğunuzun halı sahada yapamayacağı istatistiği adam orada yapmış. Ben şunu söyleyeyim. Bakın. Allah rızası için Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynadı dün. Şakta de bir hazırlık maçı oynadı. Hazırlık maçı. Okey. Kabulüm. Valencia'yı çıkarttım, ışınladım. Valencia'nın yerine Luis Suarez'i koydum. Hazırlık maçı sonucu Fenerbahçe 6, Shakhtar 0 desem inanırsınız. 3-0 desem inanırsınız. 4-0 desem inanırsınız. 1-0 desem inanmazsınız. Hocam Suarez bir tane mi attı dersiniz? Hani Shakhtar biraz eksik geldi de ondan soruyorum dersiniz. İşte bize böyle forvet lazım. Bak Luis Suarez ismini çıktım. 19 takım düşecek. 18, 18, 36. Türkiye Kupası'nda hadi 10 tane de maça çıkalım. 46. Hadi 6, 4, 10 tane de maça çıkalım Avrupa'da. 56. 56 maç içerisinde işte 53 maç oynamış. 40 gol, 16 asist yapmış. Forvet alacağız. Kabul müsünüz? Yani önümüzdeki sene için söylüyorum. 40 gol, 16 asist yapacak bir forvet alacağız. Kabul ediyor musunuz? Hiçbiriniz şunu der, hocam penaltılar dahil mi? Hocam frikikler dahil mi? Değil mi? <laughs> Hadi. Frikikleri, penaltıları çıktım. Bu kadar gol atacak futbolcu alacağız. Hocam biz neremizden alacağız o futbolcuyu? Ya bize böyle bir futbolcu kaça satarlar sen biliyor musun? Biliyorum. Siz biliyor musunuz? Ha işte o kaça satacak futbolcunun alınabilir türdenki hali bu. 35 yaşındaki Luis Suarez. Ali Koç diyor ki, bize kaybettiren forvet. Tamam Serdar Dursun yetenekli. Tamam oyunu önde tutuyor ediyor da ya bana oyun önde tutacak forvete bana leplebi gibi gol atacak adam lazım diyor. Oyun açacak adam lazım. Şimdi kapanan savunmaları nasıl açarsın? 1-0 öne geçersen açarsın. Niye bu taktiği kimse düşünmüyor Süper Lig'de? Kapanan savunma. 1-0 öne geç nasıl açılıyorlar? 1-0 öne geç. Ben Luis Suarez konusunda Ali Koçu destekliyorum. 5 milyon euro verilmez, kabul ama Şampiyonluk bonusu şu bu falan filan yapılıp takıma abilik yaptırılabilir. Ben onu söyleyeyim. Mia Zaysa Serie A'dan 5 milyon euroluk teklif. Evet bizim duyumlarımız yeni yeni sosyal medyada haber olmaya başlamış. Fenerbahçe'nin Sloven Yıldızı Mia Zaysa Serie A'dan Bologna talip oldu. İtalya Serie A'da gelecek sezonda yer almayı garantileyen Bologna'da gelecek sezon için transfer planları arasında Mia Zaysa yer aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre İsveçli orta saha oyuncusu Matias Svenbergi bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna bu oyuncunun yerine Fenerbahçe'den Mia doldurmaya karar verdi. Bologna'nın ilk başta Zayt için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bir teklif yapacağı ve pazarlıkların duruma göre fiyatı arttırabileceği belirtildi. Kariyerinde Empoli, Genoa gibi Serie A kulüplerinin olan Mia Zays, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı. Not 9.'uncuyu da atmıştı ama offside gerekçesiyle sayılmadı. Fenerbahçe, Mia Zeiss, Ocak 2019'da Empoli'den 3,5 milyon euro bon bonserviste artı sahali uçanla transfer etmişti. Zais için 7-7,5 milyon euro düşünüyoruz. Yani bu fiyatlara satmayı düşünüyoruz. Bu fiyatlar gelirse Zais. Umarım anlatabilmişimdir. Ve son duyumumuz. Son duyum verelim bunu. Çünkü süre uzun oluyor diyorlar arkadaşlar. Bakalım beğeni sayısına bakacağız. Bu videonun izlenme sayısına bakacağız. İnşallah çok olur. Fenerbahçe'de kaleci sürprizi Ertuğrul Taşkıran. Mustafa Hoca yine bildi. Hatta bakın. Ben şimdi dört tane haber anlattım. Bu videonun başında şunu yazacağım. Son dakika. Fenerbahçe ilk transferini yaptı. Hem de Süper Lig'den. Hayırlı olsun. Zaten daha önce verdiğimiz duyumların gerçekleşmiş hali. Fenerbahçe Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran için harekete geçti. Bak Ertuğrul Taşkıran. Kasımpaşa kalecisi. Bana ağlayıp zırlamayın. Bana bıdı bıdı yapmayın. Kalıbınızın adamı olun. Sarı Acıvaklar 32 yaşındaki futbolcudan olur yanıtı aldı ve başkanlar düzeyinde görüşmeler başladı. Fenerbahçe başkanı koçun Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından bakın asıl duyumu şimdi veriyorum. Berke takımdan ayrılacakmış ya, ister misiniz hem Altay hem Berke hem Ertuğrul'la devam edelim. Yani ister misiniz Berke'yi uzatalım Ertuğrul'la da devam edelim. Berke'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Sarı Lacivertler'den kaleci hamlesi geldi diyor. Ee, Yağız Subuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Kasımpaşa forması giyen eski kaleci Ertuğrul Taşkıran ile görüştü ve transfer için olur yanıtını aldı. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe kulübü başka kulüpler gibi değildir. Yani sözleşmesi süren bir futbolcuyu kulübünden izinsiz gidip görüşüp almaz. Yapmaz. O yüzden Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Eğer görüşüldü ve olur alındıysa hayırlı uğurlu olsun. Bak habere devam ediyorum. Bu gelişmenin ardından başkanlar düzeyinde de bir transfer görüşmesi gerçekleşti. Fenerbahçe Kasımpaşa ile resmi anlaştıktan sonra tecrübeli kaleci ve menajeriyle masaya oturup sözleşme şartlarını konuşacak. Fenerbahçe altyapısından yetişti. Çeşitli takımlara kiralandı. 2015-2017 arasında Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. Şimdi <laughs> önümüzdeki sezon diyelim yabancı kuralı değişmedi. Yaban, yani Türk kuralı ne biliyor musunuz önümüzdeki sene? Türk kuralı şu. 3 artı 1 Türk. Artı 1. İlk 11'inde altyapından çıkmış bir futbolcu oynamak zorunda. İlk 11'inde altyapından çıkmış bir futbolcu oynamak zorunda. Yabancı kural Türk kuralı bu. Değişmezse. Değişirse bilemem. Ama kural bu. Şimdi bir. ikincisi, ikincisi. A takımın esame listesi hazırlanırken bizim Avrupa'da da böyle bir bu tarz bir cezamız var. Bilginiz olsun. Bizim Avrupa'da bir cezamız sürüyor. Financial fair play falan filan onu geç. Onun haricinde bir cezamız var. Kadro kısıtlama cezası. Adam sana diyor ki kadronda şu kadar altyapından futbolcu olacak. Bak Ertuğrul bize bize ilaç olur. Hocam ya Altay'ı yazıyorsun, Berke'yi yazıyorsun, bilmem öbür Ertuğrul'u yazıyorsun. Sonuçta bir tane Ertuğrul var. Böyle gidecek olsan Alt, Altay'ı yazarsın, Ertuğrul'u diğer Ertuğrul'u yazarsın. Avrupa maçında Berke'yi oynatmıyorum dersin. Bir kontenjan fazladan alırsın. Anlatabiliyor muyum? Ben Ertuğrul için şunu söyleyeyim. Ee, sosyal medyada bir yerde gördüm. Yoksa bizim duyumlarımızın ne haddine. 3 milyon TL bonservis ücreti, 3 milyon TL de yıllık ücret verilecek şeklinde. Gayet makul, gayet güzel bir fiyat. Gayet de güzel bir para. Umarım olur diyorum arkadaşlar. Bakınız. Tekrar tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız e, anlamıyorlar ya da anlamamakta ısrar ediyorlar ya da ortalık karıştırma düşüncesindeler. E, Allah herkese kini versin. Herkese gönlüne göre versin. Bu videodan şunu anlayın. Ben Luis Suarez için gelmez demiyorum. Gelir de demiyorum. Çünkü çok yüksek bir isteği var. Makul seviyelere çekerse Luis Suarez %100 Fenerbahçe'de diyorum. Bak bizim istediğimiz seviyelere çekerse Suarez yüzde yüz Fenerbahçe'de diyorum. Bu sözümün de arkasındayım. Ki benim hayalimdir. Bilenler beni çok iyi bilir. Ben her örnek verdim. Luis Suarez, Luis Suarez, Luis Suarez, Suarez, Suarez. Hani Luis Suarez, Luis Suarez, Luis Suarez, Suarez. artık bütün varyantlarını denemiştik. Jackson Muleka mesela. Ben Muleka için de kefilim. Biz ya bu adamın gibi ben yaptım neredeyse ya. Biz bu adama yani yönetime şunu bunu ne haberlerini yaptık bunun. Bu elimizden öyle bir kaçtı ki aklınız durur. Yani belki 500 bin euroya 750 bin euroya alacağımız topçuydu. Şimdi bunun transfer etme opsiyonu var. 3 milyon euroya. 3 milyon euroya transfer etti ya Kasımpaşa. 4'e sattı. 4'ün yüzde yani 4, 4 3'ü çık 1. 1 milyon euronun yüzde 50'si Mazembe'ye gidecekmiş. Standart Liège öyle anlaşmış. O bize alakadar etmez. Standart Liège de zaten e, bunları bilerek almış. 3 milyon euro opsiyon diyor. E, pardon özür dilerim. Satın alma opsiyonu 3 milyon euro. Yeniden satış durumunda transfer karının %50'si Mazembe'ye gidiyor demiş. E, anlaşma bu şekilde. Yani 3 milyon euroyu veriyor kurtuluyor. Yeniden kaça sattı? 4'e sattı. Mesela Fenerbahçe'ye 4'e sattı. Standart liyeci değil. Mazembe'ye 500 bin eurosu gidiyor. Ben Muleka için çok ciddiyim. Alıcı gözde izleyin. Sezon bitene kadar izleyin. Herkes Umut Bozoğa şuna buna odaklanmış durumda. Yanlış kişiye odaklanıyorsunuz bence. Ha Umut Bozoğa ilgimiz var. Lafım yok. Sosyal medyada bir yerde daha gördüm. Gerçekten ilgimiz varmış yani. Benim de yeni haberim oluyor. Bakın bizim Umut Bozok, Eren Elmalı ve Ertuğrul Taşkınan ilgimiz var. Doğucan'a çok yok. Doğucan biraz geçer not alamadı. Doğucan Haspolatlı Haspolatlıydı sanırım. Tam geçer not alamadı. Ama ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bu Muleka'yı alıcı gözle takip edin. Hocam ya biz öyle yaparsak transfer şikesi derler. Ya bu ülke ne gördü. Gözünüzü seveyim ya. Ya bu ülke ne şikeler gördü. Yapmayın etmeyin. Ya bu sene mesela bilmem kaç tane hakem gitti. Bilmem federasyon başkanı, TFF başkanı, MHK başkanı gitti. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Geçiniz arkadaşlar. Allah aşkına geçiniz. Geçiniz. Kapkara geceler falan filan. O kara geceleri şampiyonluk posterlerinde arasın insanlar. Şampiyonluk posterine sığdırdıkları hakemlerde arasınlar. Abu Bakar'ın ben kesinlikle geleceğini düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Bilginiz olsun. Çünkü Abu Bakar'ın hem maliyeti yüksek hem bonservis istekleri yüksek. Elneni için şu an için bir görüşme yok. Şu an gelir demem. Gelmez demem ama gelirdi hiç demem. Devre arasında bir görüşme yapıldı. Şimdi yalana gerek yok ama o kadar. Ee, Ertuğrul Taşkıran için hayırlı olsun diyoruz zaten. Mihaz Ays için 5-7,5 arasında belirliyoruz. 7,5 satarsak ne âlâ. Mü müthiş bir kar. Hatta 7,5'a geçsin diye sözleşmesini uzatma niyetimiz var. Yani sözleşmeyi uzatalım. Nasıl olsa para verilmeyecek. Sözleşmeyi uzatalım da 7,5'a satarız. Bak işte su... Göndermeyeceğiz biz bu futbolcuyu deriz diye e, düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Berke Özer konusunda herkese hodri meydan diyorum. Sezon bitene kadar Berke Özer'in kendi ben gidiyorum diyene kadar bana da inanmayın kimseye de inanmayın. Çünkü ben Berke Özer'in kararını değiştirebileceğini düşünüyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Videomuza bir beğeni çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.